adım Necdet Yüksek, 87 yaşındayım. Aşağı yukarı 70-80 senedir fıçıcıyım. Babam bir Rum'un yanında dedem tarafından çırak verilmiş ve bu arada fıçıcı olarak yetişti. Babam daha kalfalık yaparken, ben babamın yemeğini taşırken bu arada fıçıcılık da bana bulaştı yani. Babam dükkan açtı sonra, Rum'un yanından ayrıldı. Ve babam hemen ilkokuldan sonra beni yanına almak istedi. Annem de beni okutmak istiyordu ve annemin sayesinde liseye kadar okudum. Askere gittim, geldim. Ben askerdeyken babam bana dükkan alıvermiş. Bu arada fıçıcılığa yapıştım yani. Senesine kadar Eminönü'ndeydim. 60 senesinde orası yıkıldı. Eminönü Unkapan arasındaki yol eskiden yoktu. Orası 54-55 senesinde yıkılınca bizim dükkanlar yıkılacaktı. O arada buradaki araziyi aldı. Kutucularla beraber ortak olduk. Kooperatif kurduk. Burada 60 dükkanlık bir site yaptık. 54-55 senesinde inşaat başladı. 61 senesinde burada başladım. O seneden beri de buradayım. Eskiden günde mesela 10 tane yapıp 10 tanesini satıyorduk. Bugün günde 10 tane yapsan 2 tanesini satamazsın. Değişti şimdi işler. Öldü tabii son senelerde. Plastik çıkınca bizim sanat pahalı olduğu için millet plastiğe bindi. O arada fıçıcılar yavaş yavaş kayboldu yani. Bir ben, bir de çırağım vardı. İkimiz kaldık. İkimiz de buradayız. Burada bitmez, yeni fıçılar çıkar. Çıkar ama işin incelini bilmez. Çıraktan yetişme gibi bilmez. Benim gibi fıçı yapmak ben. Benim bir çırak geldiği zaman bu planyaya 2 sene sonra geçiririm onu. Yoksa elini belini götürür. Bak benim şu parmaklarım dümdüz, görüyor musun? Planyada gitti bunlar. Tehlikeli sanat. Kolay değil. Öyle laflar öğrenilmez.